Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman Pisa Edu İtalya Eğitim Danışmanıyım. İtalya gezimizin son durağı Roma'ya geldik. Roma'ya gelir gelmez öğrencimiz Haluk'la buluştuk. Sağ olsun kendisi davetimizi kabul etti. Hoş geldin Haluk. Hoş buldum hocam, merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim vallahi hocam, siz nasılsınız? Bizlerdeyiz, çok sağ ol. Tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ailen de sanırım geldiler, evet, şu an Roma'ya geziyorlar. Haluk'u o şekilde yakalamış olduk. Söyleşi davetimiz için de sağ olsun kırmadı. Haluk, rica etsem kendini tanıtabilir misin? Türkiye'de tabii. Hangi liseden mezun oldun ve şu an nerede ne okuyorsun? Evet. Ben İskenderunluyum ama liseyi Tarsus'ta okudum. Tarsus Amerikan Koleji'nde hocam. Orada hazırlıkla okudum 5 sene. Oradan çıktıktan sonra sizinle beraber danışarak İtalya'da Luis'e başvurdum. Bir de Bocconi'ye başvurdum. İkisinden de kabul geldi ama politika daha ağır bastığı için benim için Luis'in sıralaması sosyal bilimler, ekonomi dışında politika konusunda özellikle biraz daha yükseklerdi. O yüzden Luis'e geldim üniversite için. 3 sene buradayız hocam. Bölümün ne? Bölümün adı PPE, politika, felsefe, ekonomi olarak geçiyor bölüm. 3 senelik bir bölüm. Daha çok politika ağırlıklı bir bölüm. Yine ekonomiden ve felsefeden de dersler görüyorsunuz. 3 sene sonunda da yolumuza devam. Roma Luis dinamik bir özel üniversite. Türkiye'de ben biraz Koç Sabancı'ya benzetiyorum. İtalya'da muadilleri Bocconi ve Cattolica gibi özel üniversitelerdir. Ama hani İtalyan arkadaşlarıma da soruyorum. Herkes Roma Luis'in çok iyi bir üniversite olduğunu söylüyorlar. Bir kampüs üniversitesinden ziyade şehrin birçok noktasında yerleşkeleri olan bir üniversite. Toplam 3 kampüsü var hocam. 3 kampüsü. Hepsi Roma'da. Ama hepsi Roma'da. Ama kampüsler de yine içinde bahçesi, yeşilliği var, çeşitli binaları var. Bir ufak da olsa bir kampüs yaşamı var yani. Öyle Amerika'daki gibi kocaman kampüsler değil tabii ama kampüs yaşamı var yani. İlk senen bitmek üzere. Sınavların da şu anda tamamladın. Böyle ilk seneni özetleyebilir misin? Nasıl geçti Haluk? İlk sene valla ne yalan söyleyeyim, başlarda zorlandık tabii ki. Ben buraya gelmeden önce bir aylık bir yer kiralamıştım. Sonra dedim ki biraz tecrübe kazanayım, yeni eve geçerim. Fakat Roma'ya bir geldik, burada Erasmus öğrenciler falan da işin içine girince konaklama çok sıkıntı oldu bana. Konaklama başında. Evet, genel olarak İtalya'nın evet, hepsinde problem oldu. Çok problem oldu ama biraz bir Türkiye yaptım, bir arkadaşımla Romanya yaptım, sonra geri döndüm ev bulup. İlk iki ay falan alışma süreci, işte konaklamaymış, para harcama, neye para harcarım, top taşımayı nasıl kullanırım vesaire. Onlara dikkat ederken 2-3 ay biraz zorlanılıyor tabii. Ama sonrasında okula da alışınca hayat devam ediyor. Kesinlikle. Hocaların ilgiye alakası nasıl? Bölümünde senden başka hangi milletlerden öğrenci ağırlıklı olarak var? Hocam şöyle, bölümde her milletten öğrenci var. İtalyanlar yarı yarıya diyebilirim. Okulun yarısı İtalyan denebilir. Ama uluslararası öğrenci de çok var. Bu sene bizim okulda toplam 35-40 Türk öğrenci civarında vardık. Lisans, yüksek lisans. Tüm bölümlerde? Aynen, tüm bölümlerde. Bizim bölümde de 5-6 Türk öğrenci beraberdik. Bölüm toplam 130 kişi. Full İngilizce. Aynen, tamamen İngilizce bölümler. Hocalar peki İtalyan mı yoksa uluslararası? Hocalar genelde İtalyan ama mesela hukuk dersi için İngiliz bir hocamız var. Amerikalı hocalar var. Yani değişiyor. Genelde İtalyan olmak üzere. Genel bazen üniversitelerde öğrenciler yani İngilizce programlarda evet, hocaların İngilizcelerini yetersiz bulabiliyor ya da aksana alışma problemi olabiliyor. Roma Luis'de bu durum nasıldı? Hiç İngilizcelerinde zorlandın mı? Bizim okulda hiç öyle bir sorun yaşamadık. Yani şöyle İtalyan aksanına biraz alışmak sıkıntı olabilir ama 1-2 haftalık bir mesele yani. Kesinlikle. Üniversite, Haluk, özel üniversite ama tamamen burslu da eğitim alabiliyorsun. Evet, evet. O anlamda tam bir vakıf üniversite de diyebiliriz. Aynen. Sen hangi burslardan faydalanıyorsun? Ben Discolazio bursu var. Bu Roma'ya özel olan fakat bütün İtalya'da var olan, siz daha iyi biliyorsunuz. Evet zaten. Devlet bursları. Evet, İtalya'da. Roma'da Lazio bölgesinde. Aynen. Roma'dakinin adı Lazio Disco bursu. Ben ondan yararlanıyorum. Okula bir ücret ödenmiyor. Onun dışında yıllık olarak da sizin başvurunuza göre yardım yapılıyor. Ben o bursla okudum, okula para vermedim. Süper. Umarım 3 sene devam edeceğiz. Tabii. Bu bursu her yıl alabilirsiniz. Yeter ki belli bir kredi ders verme şartı var. Ona dikkat edin.
Ondan yana başarısız olmazsanız bursu genelde pek kaybetmiyorsunuz. Bir de TL'ye karşı Euro parametresi güçlü olduğu için genelde burs başvuruları olumlu sonuçlanabiliyor. Peki Haluk, ayda ortalama Roma'da ne kadar para harcıyorsun? Ayda ne kadar harcıyorum? Hocam 500 konaklama euro. Da dahil buna. Konaklama dahil. Konaklama dahil 1000'i bulur. 1000 euro. Aynen. Yani şöyle, biz de onu tavsiye ediyoruz. Minimum 1000 euro bir bütçeniz cebinizde olsun. Tabii yani 1000'i bulur. Çok tecrübe kazandıktan sonra böyle kaldığınız yerde de hani artık kaldığınız evde tam masrafları öğrenip market olarak hani ne alırım ne ederim falan öğrendikten sonra 800'e falan bile yani düşer. 700'e 800'e düşer. Ama zorlar biraz oralar tabii. Bin kesinlikle, olması lazım. Kesinlikle. Yani. Peki Roma'da şehir hayatı nasıl? Hani büyük bir şehir. Alışman kolay oldu mu? Ya da hangi hususlar daha çok seni zorladı Haluk? Roma'da konu. Biraz Roma'yı da tanıt. Evet, Roma'ya gelenlere. Tanıtalım. Roma nasıl bir şehir mesela? Öğrenciler burada aradığını bulabilir mi? Gelirken önerilerin olur mu? Ya da dikkat etmeleri gereken hususlar. Evet. Böyle senin dilinden, ağzından Roma'yı tanımak istiyoruz. Vallahi Roma, işte bir senedir buradayız, daha bitiremedik gezmeyi. Öyle bir şehir. Var mıdır hocam daha güzel şehir dünyada bilmiyorum. Siz daha çok gezmişsinizdir. Evet, Roma ama bir turist olarak gerçekten güzel bir şehir. Turist olarak harika bir şehir zaten. Öğrenci olarak da genç nüfus epey var. Merkezde hani bulabilecekleri çeşitli mekanlar, bir sürü caddeler falan gençlerle dolu. Onun dışında Erasmus'lu zaten çok geliyor. Louis dışında Roma'da Tor Vergata, Sapienza, 3-4 üniversite daha tabii var. Tabii tabii, Rufa, Lomsa, Roma Business School, Roma La Sapienza, Cattolica, bayağı üniversite var. Louis direkt şehrin içinde, merkezde. Sapienza da merkezde ama diğer üniversiteler biraz uzak kalabiliyor. Ona rağmen genç nüfus çok fazla yani. Genel bir güvenlik problemi var mı şehirde? Güvenlik sıkıntısı yok. Sadece hocam mesela ana istasyonda, terminede işte gece geç saatlerde Avrupa'nın her metropolinde olduğu gibi dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz da turistik noktalarda, evet, özellikle metroda, otobüste hırsızlık olayları olabiliyor. Evet, onları da. Ona karşı dikkatli olun arkadaşlar. Evet. Ceplerinize sahip çıkın. Çok turist olduğunuzu belli ettirmeyin. Ben de genel olarak İtalya'nın genelinde herhangi bir güvenlik problemi olduğunu düşünmüyorum. İtalya'da eğitim alan zaten binlerce şu an öğrencimiz var. Çok şükür ne bir taciz, kavga, bu gibi olaylar hiç başımıza gelmedi. Ama hırsızlık olabiliyor. Buna karşı da dediğin gibi tüm dünya metropollerinde var bu durum. Dikkat etmek lazım. Roma'ya, İtalya'ya geldiğin için hiç pişman oldun mu Haluk? Yok, pişman hiç olmadım. Ya şöyle, zorlandığım dönemler çok oldu ama Roma'ya değil nereye gitsem yurt dışında zaten o tabii, aileden adaptasyon uzak olma tabii ki psikolojik anlamda. Ya o normal, nereye gitsem olurdu en başta. Ama şu an oturduğumuz yerde bile şöyle bir çevreye bakınca hani iyi ki gelmişiz diyoruz tabii Roma'ya. Süper. Peki Haluk, Pizza Edu'dan hangi konulardan destek aldın? Genelde aldığın hizmetten memnun kaldın mı? Çok memnun kaldım hocam. Pizza çok çok yardımcı oldu ve sadece bana da değil hani çevremdeki insanlardan da sürekli Pizza'yı duyuyorum zaten. Ben bursa başvururken yardım aldım. Vize konusunda yardım aldım. Buraya geldikten sonra Süleyman Hoca'ya, Kazım Hoca'ya herhangi bir sıkıntı yaşadığım zaman aradım, sordum. Onlar çok yardımcı oldular. Çok tecrübeliler zaten. O yüzden Pisa buradaki ailemiz gibi oldu bize yani bir senedir. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ne demek Haluk. İletişimimiz her daim devam edecek. Umarım böyle 2 sene güzel geçer. Mezuniyetine de gelmiş oluruz. İnşallah. Çok değerli bilgiler verdin. Seni de fazla tutmak istemiyorum çünkü ailen şu an seninle birlikte. Onlarla da güzel bir gezi geçirmen temennisiyle başarılar. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Pizza Edu, Pizza Pizza Edu. Pizza Edu, Pizza Pizza Edu. Pizza Edu, Pizza Pizza Edu.